Murat Tolga YouTube kanalı Çekim 2. Merhaba arkadaşlar. Video kanalıma hoş geldiniz. Sinematik sohbetlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu hafta konumuz Türk korku sineması nereye gidiyor? Benim çok sevdiğim alanlardan biri. Hatta Türkiye'de tür sineması eleştirmeni olarak tanınmamın sebebi de Türk Fantastik ve Korku sinemasında olan merakım. Çocukken eniştemin Samsun'da müdürü olduğu sinemada izlediğim Killingler, Süper Adamlar ve Sevimli Frankenstein'lar, Gulyabani'ler bir sürü böyle ucuz fantastik filmle büyüdüğüm için bu tür olan ilgimi hiç kaybetmedim ve araştırmalarım hep bu yönde devam etti. Ve Türk Korku sinemasına da özel bir ilgi geliştirdim ne oldu, nerede başladı, nereye gidiyor, şu an ne yapılıyor? İlgi alanlarımdan biri bunu bu konudaki bilgilerimi sizlerle de paylaşmak istiyorum. Türk korku sineması dediğimiz zaman aslında çok da büyük bir maziden bahsetmiyoruz. Ee, 50'lerde, 40'ların sonunda, 40, 1949 yılında kayıp bir film olan şu an, hiç kimsenin ne yazık ki artık izleyemediği Çığlık adında bir filmle başlayan, bu arada filmin konusundan kısaca bahsedeyim isterseniz. Film tekinsiz bir terk edilmiş bir binada geçen bir gerilim filmi. Fakat daha sonra kopyaları bir yangında depoda yandığı için ne yazık ki Türk sinemasında kaybolan günümüze ulaşamayan yüzlerce filmden biri olarak sadece filmin afişine ve birkaç görüntüsüne sahibiz. Türk Korku sineması bu filmle başladı. Daha sonra Atıp Kaptan'ın çektiği 1952 yapımı Dracula İstanbul'da ile devam etti. Bundan sonra her 10 yılda bir gelen e, seyrek denemeler var, Ölüler Konuşmaz Ki, bir korku komedi olan Sevimli Frankenstein, ilk Türk korku komedisi olarak sayabileceğimiz Süt Kardeşler, Gulyabani gibi filmler. E, video döneminde, video furyasında Amerikan e, slasherlarının ya da e, korku filmlerinin replikaları, taklitleri yapıldı. Ama oldukça ucuz işlerdi bunlar da. Tatmin etmekten, seyirciyi tatmin etmekten son derece uzaktı. Evet. Meraklısına özel bir bilgi vermem gerekirse Stanley Kubrick'in o Unutulmaz Shining filminin bir Türk uyarlaması da vardır ama pek kimseler bilmez. Tarık Tarcan ve Selin Dilmen'in oynadığı Biri Beni Gözetliyor adlı film. Video furyası sırasında benim kiralayıp seyrettiğim ve oldukça sıkılarak ve şaşırarak bitirdiğim filmlerden biridir. Yine böyle pek çok taklit uyarlama var. Sonra korku sinemamız bir sessizliğe gömüldü ve 2000'lerin başında Hasan Karaca dağın çektiği Dabbe filmleriyle yeni bir soluk geldi diyelim. Dabbe'den önce Büyü gibi filmler var ama onlar bir furya başlatmaktan uzak. Dabbe gerçek anlamda Türk Korku sinemasının yeniden dirilişine sebep oldu. Fakat bu hayırlı bir gelişme mi? O ayrıca tartışılır. Çünkü Dabbe bize aynı zamanda Dabbe serisi cin filmlerine mahkum etti. O günden bugüne her yıl giderek artan sayıda korku filmi çekiliyor. Bu yıl tam 28 adet korku filmi çekildi ve vizyona girdi. Bu 28 filmin neredeyse 20 tanesi yine cin filmleri, yani konusu cinlerle büyülerle geçen filmler. Fakat bu korku sinemasının içinde bulunduğu sıkışmışlığı aşacak denemelerde olmuyor. Değil. Can Evrenol baskın filmiyle bu yıl. ...epey süksüse yaptı. E, kısa film yönetmeni bir arkadaşımız. Daha önce de e, korku filmi, korku kısaları çekerek e, ilgimizi çekmişti. Baskın epey önemli bir film. E, fakat korku sinemasının zirvesinde seyircinin yine en çok ilgisini çeken filmler cin filmleri. Ve gişenin zirvesinde bu yıl ikisinde de Alper Mesci'nin çektiği filmler oturuyor. Siccin 3 ve 3 Harfler 3 Karabüyü. Hasan Karacadağ da bu yıl Dabbe serisine ara verip Magi adında cinlerle alakası olmayan ama ezoterizmle ve nazilerle, büyüyle alakalı bir film çekti. Ee, fakat çok fazla gişe yapamadı. Hasan Karacadağ'ın kendisi açısından da çok e, tatmin edici sonuçlar aldığını düşünmediğim bir film. Peki Türk Korku Sineması'nda neler olacak? Şöyle söyleyeyim 28 film çekildi demiştim. Bu 28 filmin ne yazık ki çoğu işe de batmış durumda çünkü e, prodüksiyonlar oldukça ucuzlamaya başladı. Aklına gelecek neredeyse her hevesli topluluk korku filmi çekelim para kazanırız e, desturuyla yola çıktığı için oldukça ucuz zayıf projek, e, prodüksiyonlar e, sinemada gösterilmeyi dahi hak etmeyecek zayıf ve ucuz filmlerle karşımıza çıkıyorlar ve tabi bu filmlerin seyircisi yok. Şöyle bir yanlış anlama var. En kötü korku filmi bile 100 bin seyirci e, toplar diye düşünüyor. Evet bir 6-7 yıl öncesine kadar yani Türk sinema seyircisinin Türk filmlerine olan ilgisi yoğunken bu dediğimiz geçerliydi. Fakat şu anda öyle bir e, kanal yok. Eğer kötü bir korku filmi çekerseniz gişede batacağınızdan %100 emin olabilirsiniz. Ve yıllardan beri de gördüğüm şey gişede para kazanan korku filmi yönetmenlerin sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Kimler derseniz... Hasan Karacadağ, Özgür Bakar, Alper Mesci, yanlarına Doğacan Anaparta gibi birkaç isim daha eklenebilir. Bunun dışında korku filmi çekenler genellikle tek bir film çekip e, piyasadan siliniyorlar. Seyirci açısından baktığımız zaman, seyircinin her zaman fantastik konulara ilgisi var. Fakat e, cin filmleri dışında da pek bir filme... İlgi göstermekten nedense çekiniyorlar. Cin filmi çekmenin dışına çıkmaya çalışan yönetmenler var. Fakat seyircinin de ilgisi henüz bu tarafa kaymış değil. Ee, i̇çinde cin olmayan bir filmin henüz çok ilgişe yaptığına da rastlayamadık. Fakat öyle de ilginç bir durum var ki İran'dan gelen bir film var mesela bu sene. Adı Under the Shadow. Filmi izlediğimde gerçek bir cin filmi nasıl olmalı ee, sorusunun da cevabını almış oldum. Ne yazık ki bizdeki ilkel korkutma yöntemleriyle Türk korku sineması seyircisinin türe olan ilgisinin uzun süreli olarak devam edeceğini düşünmüyorum ve bu yıl çekilen 28 filmde de aldanmamak lazım. E, tür birkaç yıl içinde bir tükeniş yaşayabilir. Umarım böyle olmaz. E, çünkü korku filmlerini, fantastik sinemayı seviyoruz ve onları izlemeyi çok istiyoruz. Ee, şimdilik bu kadar. Türk Korku Sineması'nı, Türk Korku Sineması'nın ürünlerini konuşmaya devam ederiz. Hatta yönetmenlerle de sohbet ederiz ileride. Lütfen video kanalıma üye olmayı, abone olmayı unutmayın. Sinematik sohbetlerimize hep birlikte devam edelim istiyorum. Aklınıza gelen soruları merak ettiklerinizi videonun altına yazabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.